biat, Bismillahirrahmanirrahim, biat etmek, bağlılığını teyit etmek manasındadır. Biat ettiği kimseye söz verip o sözünde sabit olduğuna dair elini veriyor. Seninle dünyada ve ahirette beraberim, seni bırakmayacağım diyerekten Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramlardan, Allah onlardan razı olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabe-i kiram efendilerimizden biat aldı. Ki Allah yolunda kendisiyle beraber olacaklarına dair Allah'ın emirlerinde ona itaat edeceklerine dair sözlerini verdiler. Efendimiz'i her suretle zahirde ve batında manen ve maddeten onu teyit edeceklerine, ona yardım edeceklerine, mallarıyla, canlarıyla, bütün imkanlarıyla Efendimiz'i destekleyeceklerine, Allah'ın dinine hizmet edeceklerine, Allah'ın dininde sabit olacaklarına dair sözlerini verdiler. Onlara farz olan biat oldu o, bunu söylemek. Ondan sonra bütün Müslümanlara da aynı suretle efendim biat eylemek vacip oldu. Tabii Peygamber aleyhissalatü vesselamın yerine oturmuş olan kimse, İslam padişahı, İslam'ın başı olarak Müslümanların ona biat etmeleri vacip olur. Hepsi itaatlarını bildirecekler. Seni biz peygamber halifesi olarak kabul eyledik. Senin emrindeyiz. Bize Allah'ın emrini bildirdiğin takdirde biz sana itaat üzerineyiz. İslam'a ve Allah'ın dinine biz canımızla, malımızla hazırız. Onu gözetmeye ve gözettirmeye. Ondan sonra bu resmi olan biattır. Ki her Müslümanın vaktin imamına efendim biat etmesi vaciptir. Vaktin imamı dediğimizde Müslümanların başında bulunacak tek zattır. Bugün 1,5 milyar İslam vardır. Onların üzerinde bir tek adam bulunması lazımdır. Halife olaraktan ve şeriatı yürüttürmeye kendisinde tam ve mutlak salahiyet bulunan zat kayda hayat şartıyla olacaktır. Sultandır. Halk seçmesiyle gelmez o. O bulunduğu vakitte halk mecburi gelip ona biat eder. Halk ona biz seni seçtik diyemez. O seçilmiştir. Allah tarafındandır o. Halk onun Allah tarafından başlarına tayin edildiğini bilip gidip beyat edeceklerdir. Beyat vermese son nefeste imanını kaybedeceğinden korkulur dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için halifeye yetişemese, padişaha yetişemese, sultana yetişemese onun naibi olan kimselere yetişmesi lazımdır ve demesi lazım biz kabul ettik sultanı sultan olarak.
bunun biatı bir çeşit seçilmiş ve İslamiyet'te demokrasi varmış gibi gözüküyor. Hayır, değil, yanlış. Değil. Şey izah ettim ya. Halk ona gider. O tayin edilmiştir. Allah tarafından tayin edilmiştir. Hiçbir halife halk tarafından seçilmiş değildir. Dört halifeye bakarsanız, dört halife de peygamberin tayiniyle işaretlenmiştirler. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hasan Hüseyin efendilerimiz, Hazreti Ali efendimizin oğulları, evlattan, yani babasından evladına geçti. Evlada geçmez derlerse, Hazreti Hasan efendimiz, Hazreti Ali efendimizin oğludur, geçti ona. Ondan sonra öteki kardeş Hazreti Hüseyin efendimize. Ondan sonra sahabe-i kiramdan dene Hazreti Muaviye. Çünkü o suretle bırakıldığı takdirde fitne, İslam alemi fitne kaplayacaktı. Baş olunamayacak hale gelecekti. Onun için melik sıfatıyla emir-i müminin olaraktan kendisini nasip edip İslam ülkesine efendim emir oldu, hükümdar oldu, sultan oldu. Sonra yerine oğlu geçti. Hemen bu fitne kapısı kapandı. Seçmeye başlayacak olsaydı bütün İslam alemi darmadağın olacaktı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de zaten efendim melik istenmesi beyan edilmiştir. Mülk. Süleyman peygamber melik idi. Hem peygamber hem melik. Davud aleyhisselam hem peygamber hem melik. Efendim bunun gibi, lakin Efendimiz meliklik teklif olunduğunda kabul etmedi. Peygamberlikte abid sıfatı ve peygamberlikten bulundu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Lakin idare şekillerinin içerisinde dünya kuruldu kurulalı gelen idare şekillerinde efendim hepsi millet tek kimsenin elinin altında bulundu. En mükemmel şekil, idare şekli tek kimsenin söz sahibi olmasıdır. Tek kimseden söz alındığında söz ayağa düşer. Söz ayağa düştü mü şimdiki hal meydana gelir. Türkiye'nin hali iç açıcı mı? Kıbrıs'ınki iç açıcı mı? Avrupa'nın hali iç açıcı mı? İngiltere kral var ama kralı pasif hale getirdiler. Yani iktidarı elinden aldılar. Onun sözü yok. O bir suret gibi efendim sembolik bir sıfat verdiler. Sen karışma, sen kral olarak otur orada keyfine bak. Memleketi biz idare edeceğiz. Atacak, tutacak, kesecek, biçecek biz olacağız. Ve fesat girdi. Muhiddin Arabi Hazretleri öyle söyledi. İstihracında اِذَا دَخَلَ الرَّشَاد فَكَدْ زَهَرَ الْفَسَاد. Sultan Reşat geldiğinde fesat zahir olur. Sultan Reşat'a kadar mutlakiyetti. Tek elden idare edilirdi. Tek adam 33 sene bir imparatorluğu idare etti. 33 sene. O birileri çakallar gibi geldiler. 7 senede 700 senelik imparatorluğu batırdılar. Fesat. Daha nasıl fesat olacak?
bu sevilecek bir idare şekli mi? Ki işte demokrasi diyerekten parlamenter sisteme geçti. Sultan Reşat geldiğinde de yok. Muhyiddin Arabi Hazretleri. Fesat da zahir olur. Şeriat kalkar. Demek ki parlamenter sistem şeriat değildir. Gerçi ilk parlamentoda efendim meşrutiyet devrinde bir sürü hocalar vardı. Hocaların hiçbirisinin kıymeti yoktu. Sözleri geçmezdi. Öteki canavarlar atıp tutan onlar, atıp tuttular, imparatorluğu bir harftan o bir harfa sokup batırdılar. Cahiller de padişaha söver. Padişahların elinde kuvvet kalmadı ki. Padişah tek başına 300 sene Devlet-i Aliye'yi idare etti. Üç kıtada. Efendim, Avrupa'yı Osmani, Asya'yı Osmani, Afrika'yı Osmani. Üç kıtada. 13 milyon kilometre murabbalık bir imparatorluğa hükmederdi Sultan Hamid tek başına. Düşmanlara ayak bastırmadı hiçbir tarafa. Onu endirttiler. Parlamenter sistem geldi, yani demokrasi demek istedikleri, devlet battı. İslam'da seçim diye bir şey yoktur. İslam'da, çünkü seçim batıldır. Neden? Burada bu kadar kişi var, 100 kişi var. Efendim, bir baş seçeceği. Belki 100 adamın efendim, hepsi işe yaramaz bir adamı parası var diyerekten, bilmem nesi var diyerekten seçip geçirdiğinde ki o adam işin ehli değildi. Seçimle hiçbir kimse hiçbir vazifeye ehil olarak gelmemiştir. Tarih bunu gösteriyor. İster anlasın, ister anlamasın. İslam'da liyakat ve ehliyet vardır. Hizmet ve liyakat vardır. Hizmetçi, hizmet sahipleri efendim, askerlikten sadrazamlığa kadar yolu var. Hizmet ve liyakatları görüldüğü cihetle padişah bir askeri ilerlete efendim hizmet vermeden, peki sivilde ne işi verirsiniz? Birdenbire çarşıdan adamı getirin bakan yaparsın. Çarşıdan adamı getirin bakan yapar, askerin üzerine de kumandan yapar onu. Doktorlar niye tayin ediyorsunuz? Ya idare onun için melik tabii o melikin sultanın yerine geçecek kimse ona göre hazırlanır. Şimdi parlamenter sistemlerde hiçbir kimse, hükümette olan kimse olsun, cumhur reisi olsun, başvekil olsun, öteki vekiller olsun, hiçbirisi vekil olmak için hazır değildir. Başvekil olmak için hazır değildir, cumhur reisi olmak için hazır değildir. By chance. Şans eseri efendim milletvekili oldu. Şans eseri bakan oldu, şans eseri başvekil oldu, şans eseri cumhur reisi oldu. Hiçbirisi bu makam için hazırlanıp da o makama gelmiş değildir. Lakin sultan, sultanın oğlu, veliahtı olan Crown Prince, yarın tahta geçeceğini, idare edeceğini bilerekten ona göre yetiştirilir. 36 padişah geçti Osmanlı döneminde. Hepsi yetiştirilmiştir. Havacıva değildir. Hazırlanmıştır. Yarın tahta sen oturacaksın diyerekten. Hocam onlara beyat meselesi bu böyle. Şimdi 1924'ten bu yana o beyat meselesi kalktı. Hükümet yok. İslam hükümeti yok. İslam devleti yok. İslam halifeliği yok.
Şimdi bitti. Şimdi bizim yapacağımız, Müslüman olan kimseler, şimdi bize o vacibi yerine getirecek şeyimiz yok ki, sultanımız yok ki. Gidip biat edelim. Şimdi bizim yapabileceğimiz, bir sünneti ihya ederekten, efendim, hak yolunda bulduğumuz bir kimseye tabi olacağımıza, sana, biz Allah için, Allah yolunda bize, sen delil olacaksın, seni emrin üzerine biz olacağız, sen ne dersen biz ona tabi olacağız diyerekten söz vermektir. İmamlara söz verilmez camide. Ama tekkedeki şeyhlere söz verilir. Tekkedeki şeyhlere söz verildiği vakitinde o Müslümanlar dünyayı sallar. Ama camideki cemaat bir şey yapamaz. Çünkü onların biatı yoktur. Onun için tekkeleri birden kapattılar. Ki Müslümanlar biat edip de bir iş yapmasınlar. Küfre karşı çıkmasınlar. Küfür nizamına baş kaldırmasınlar diyerekten. Halbuki bizim şimdi efendim elbette ki küfür nizamını biz istemiyoruz. Cebri olaraktan bize emrolunduğu için karşı gelmemeye, çünkü elimizde kuvvet yok. Ta elimize kuvvet geçinceye kadar, nasıl ki peygamber ashabı Mekke-i Mükerreme'de kafirlere hiç dokunmadılar, ne kadar eziyet etseler dokunmadılar. Şimdi biz elimizde kuvvet olmayınca, biz küfür nizamına baş kaldırmaya, aleyhinde durmaya lüzum etmez. Çünkü tehlikedir. Kendini tehlikeye atmaktır. Lakin biz İslam'a ve Allah'a hizmet için salih bir kimseye söz veririz. Biat ederiz sünnet üzerine. Onun için şeyhlere biat edilir. Ne için biat ederiz? Allah'tan, Allah'ın birliğine, varlığına iman ettiğimize dair sana biat et. Peygamber'e beyat ettik. Din-i İslam'a hak olduğuna, peygamberin hak olduğuna biz iman edip sana biat ettik. Şeyhimiz olan zata da, onun da emrine tabi olacağımıza dair sana beyat ettik, onu da kabul ettik şeyhliğe diyerekten. Bu suretle söylüyoruz. Ve hiç olmazsa sembolik olarak umumi hakikaten halife yapamadığımızı sembolik teşebbüh kabilinden bir benzetiş olaraktan onun sevabını ümit ederekten yapıyoruz. Yoksa biz bu halimizden küfür nizamını yıkamayız. Küfür nizamını kim yaptıysa Allah onlara yıktıracaktır. Biz yıkacak değiliz. Çünkü bizim elimizde kuvvet yok. Yalnız bize olan şey, siz seyredin diyor. Bu küfür nizamını kim getirdi buraya? Bunlar getirdi. Onlara yıktıracak diyor Allah. Siz hiç ne kazma eliye al, ne kürek, ne de taş at. Hiç. Böyle rahat rahat otur. Çünkü sizi zaten onlar dışladı. Müslümanları, alimlerini, şeyhlerini, Müslümanları hiçbir hassas noktaya onları koymadılar. Bütün hassas noktalar efendim bu idare sisteminde kendi adamlarındır. Peki. Siz şöyle dedi, oturun siz orada. Peki. Biz böyle şimdi seyirci yerinde oturuyoruz ve sahnede olan biteni seyrediyoruz. Nasıl kavga ediyorlar? Nasıl dövüşüyorlar? Mecliste nasıl birbirlerine giriyorlar, diyor maşallah. Ne mükemmel devlet kurdunuz, ne terbiyeli vekiller,
milletvekilleriniz, bütün milletin karşısında birbirine söven, birbirine vuran, birbirini çekiştiren, efendim, bir elabet. Böyle biz seyrediyoruz. Cenab-ı Hak bize izin verdi. Seyrediyoruz. Onlara getirdikleri küfür nizamını kendilerine yıktırtacağım diyor. Önce hiç bir karışmayın. Biz seyirciyiz. Seyrediyoruz. Bugün yıkılmasa yarın yıkılacak. Yarın yıkılmasa gelen ay yıkılacak. Bu ay yıkılmasa gelen yıl yıkılacak. Yıkılmaya doğru belli görünüyor şimdi. Hiç karışmayın diyor siz. Müslümanlar karışmasın. Zaten karıştırmadılar ya şimdiye kadar. Hiç, pek. Biz de böyle rahat oturuyoruz. Hiç karıştırma diyoruz. Bak diyor oraya seyre. Öyle bakıyoruz biz de. Nasıl düşecek? Elhamdülillah. Allah büyüktür. يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِاَيْد۪يهِمْ Ayet-i kerimesinin sırrı zahir olacaktır. Yaptıkları binalarını kendi elleriyle yıkarlar. Yıkarlar. Bu devamı ifade eden ayet-i kerimedir. Bu kafirler daima yaptıklarını kendi elleriyle de yıkacaklardır. Bilhassa İslam'a zıt olaraktan yaptıkları bu binaları kendi elleriyle yine kendileri yıkacaktır. Elhamdülillah. Emin Allah'a tevfik, Fatiha.